Arkadaşlar merhaba. Large bedenlere geldik. Bakalım large bedenlerde ne var arkadaşlar. Şimdi large bedende birinci denemenin birinci sorusuna diyor ki Türkiye'de gibi durumlardan hangilerinin yaşanması Türkiye'nin orta kuşakta olduğunu kanıtlar. Maki bitkileri Akdeniz iklimini anımsattığı için Akdeniz iklimi yani ABCD. Akdeniz iklimi orta kuşak. Batı rüzgarları orta kuşak. Cephe yağışları orta kuşak. Hatırlarsanız bir de dört mevsim vardı. O da orta kuşak arkadaşlar. Cevap Edirne. Yani Akdeniz iklimi demez de bana zeytin, turunçgil, pamuk ya da işte e, maki diyebilir. Ama zeytin, turunçgil, pamuğu neresi için söyleyebilir? Zeytin, turunçgil, pamuğu Bursa ile Gazi Antep arasında zeytin, turunçgil, pamuk yetiştirilir derse onlar da matematik konum sayılır arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğunu söyleyen bir gözlemci aşağıdakilerden hangisini ileri sürerek bu bilgiyi daha iyi kanıtlar? Yükseltinin fazla olduğunu söylemesi. Denize uzak olan yerlerin olduğunu yükseltiyi kanıtlamaz tek başına. Engebeli alanlar yükseltiyi kanıtlamaz. Bitki örtüsünün cılız olması yükseltiyi kanıtlamaz. Yol yapım masrafları engebeyi, bunlara hep engebeyi kanıtlar. Karın yerde kalma süresi fazlaysa demek ki erimiyor, hava soğuk, yükselti anlamına gelir arkadaşlar. Üç deyim. Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli yerlerden hangisine gerçek alanla izdüşümsel alan arasındaki fark daha fazla diyorsa daha engebeli. En engebeli yeri seç. Bak gerçek sıcaklık indirgemiş sıcaklık farkı fazla deseydi yükseltiyi alacaktım. O zaman 3 olurdu. Ama gerçek alan cümsel alan derse engebeye alacağım. O zaman cevap 5 olur. Hakkari arkadaşlar. Dördüncü sorudayım sevgili arkadaşlar. Türkiye'de mağaraların ve mağara turizminin çok olması. Mağaralar neden Akdeniz'de? Mağara karstik arazi. Deprem deseydi fay olurdu. Attım. Bitki örtüsü bilgisi var mı? Yok. Karstik arazi yalnız 2. Bu kadar. Menderes oluşturan bir akarsu için aşağıda verilenlerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Menderes varsa yani şöyle bir durum varsa demek ki akarsuyun eğimi eğimi azalmış. Denge profiline kesin olarak kesin olarak ulaşmıştır diyemem. Çünkü Türkiye'de denge profiline tam anlamıyla ulaşan akarsu yok. Yatanı taşımacılık yapılır diyemem. Yatak eğimi azalmıştır kesinlikle derim. Aşındırma fazla boyu kısadır. Soru kökünde kesin olarak deyince Menderes'te eğim azalması demeniz lazım. Evet, dağ başlarından sürüklenen toprakların eteklerde toplanmasıyla meydana gelen topraklar kolüvyal topraklardır. Yani şöyle yukarıdan gelen toprakların birikmesi. Bunlar daha az rastlanılır diyorsa düz bir yer seç. Adana'nın kuzeyinde bölüm diyor. Hangi bölümde? Adana bölümü. Adana'nın kuzeyi Toroslar olabilir. Hakkari dağlık olabilir. Yukarı Kızılırmak, Sivas olabilir. Yukarı Fırat, Elazığ, Malatya, Erzincan olabilir. Ergene bölümü düz. Zaten düz arkadaşlar. Orada düz sadece ovalar var. Dağ eteği ovaları falan olmaz. Bu anlattığı dağ eteği ovası. Evet, yedinci sorudayım arkadaşlar. Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun gündüzü yaşayan şehir için 21 Aralık'ta güneye doğru gidildikçe gündüzler uzar değil mi? Tam tersi. En uzun gündüz neresi yaşar? Hatay. Evet, bu şekilde yaptım. Hatay'da sıcaklık farkları az mı? Az. O zaman Hatay'da sıcaklık farklarının az olduğunu söyleyebiliriz. Doğru. Sıcaklık farkları azsa kimyasal çözülme fazla, toprak oluşumları hızlı mı? Hızlı. Don oralarına nadir rastlanır derse doğru. Çünkü denizel bir yer. Evet, 8 de yerleşmeler üzerinde etkili olduğu düşünüldüğünde aşağıdaki bölgelerin hangisinin kıyılarındaki yerleşmelerin bakıya ters düştüğü söylenebilir. Yani insanlar normalde güneyi seçer ya yerleşmek için. Bana kuzeyi seçsinler hocam. Güneyi değil, kuzeyde yerleşsinler dediğiniz bir yer bulun. Karadeniz bölgesinde yerleşmeler güneyde değil, daha çok nerede? Kuzeyde. Karadeniz kıyılarında yerleşmeler bakıya ters. 9. Türkiye'de nüfuslanma üzerinde et, iklim şartları çok önemlidir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangisinin seyrek nüfuslanmasında iklim şartlarının etkisinden söz edilebilir? Yıldız Dağları engebe, Menteşeler engebe, Taşeli engebe, Doğu Karadeniz e, kısmen engebe. Dediğimiz gibi ama Yukarı Kızılırmak engebenin beraberinde aslında ana sebep ne? Sivas'ta havanın soğuk olması arkadaşlar. Yukarıda verilen bitki türlerine aşağıdaki illerden hangisinde daha fazla rastlanacağı söylenebilir. Daha fazla. Bak sedir, zakkum, meşin. Doğru mu? Maki, garik. Bunlar Akdeniz ikliminin bitkileri. O zaman Akdeniz iklimi olan bir yer seç. Mersin. Bu kadar arkadaşlar. Türkiye'de hızlı nüfus artışı her alanda önemli katkı sağlamaktadır. Sözünü söyleyen bir kişi hangisini göz ardı etmiştir? Arkadaşlar size küçük bir önerim var. Hızlı nüfus artışı sorularında her zaman karşınızda kalkınmayla ilgili cevap aramanız lazım. Bir ülkede nüfusun hızlı arttığını söyleyen ve sevinen bir kişi, bunu çok olumlu gösteren bir kişi şunu atlıyordur. Nüfusun tek başına nüfusun tek başına artması çok önemli değil. O nüfusu besleyecek iş, güç, ekmek lazım. O yüzden kalkınma hızı. Nüfus artış hızı kalkınma hızının altına düşerse işte o zaman, işte o zaman o ülke çok ileri gidemez. Hocam ham madde kaynaklarında olumsuz etkiler şöyle. Eğer, eğer sanayi gelişirse o ham alıp işlersek Bitse bile ham 10 liralık ham maddeyi 20 lira olarak sanayide işliyorsunuz. O da güzel bir şey. Burada temel sorun nüfusun artması. Kalkınma hızının altına düşerse o çok iyi bir durum değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tarımda destekleme alımlarının uygulanması için ilk adımdır. Gençler destekleme alımı şu devlet bir ürün için taban fiyat uyguluyor. Amaç çiftçi zarar etmesin. Sanayi ürünlerinden özellikle bahsediyoruz. Tahılları da var ama sanayi ürünlerine daha kaliteli yapılıyor bu iş. Ama çiftçi zarar etmesin. Destekleme alımı yapmak için ilk önce fiyatları artırmak, pazar, ihracat, reklam değil. Önce bu ürünün fiyatını belirlemek lazım. Önce taban fiyatı yani. Evet 13. sorudayım arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki topraklarda tuzlanmaların artması neyle ilgili demiş. Arkadaşlar Güneydoğu'daki topraklarda tuzlanmalar niye artıyor biliyor musunuz? Aşırı sulama. Nasıl hocam ya? Çok fazla sularsan topraklar tuzlanır. Evdeki saksınızın toprağı neden beyazlaşır? Aynı durum bu işte. Bak fazla yağış tuzlanmayı azaltır Karadeniz'de. O başka. Ama sen sularsan barajın suyuyla işte o zaman tuzlanır. Yani aynı şey değil. Aşırı sulama topraklarda tuzlanma yapar arkadaşlar. Çözümü ne? Çözümü damla sulama yapmak. Damla sulama. 14. Mera hayvancılığında et ve süt kalitesinin daha yüksek olmasına rağmen ahır besi hayvancılığının tercih edilmesinin sebebi ne? Yani doğada otlayan hayvanın eti sütü tereyağı daha güzel olmasına rağmen niye biz çiftliktekileri daha çok tüketiyoruz? Çünkü bize yetmiyor. Yetmediği için mecburen çiftliklerinkini tüketiyoruz. Çiftlikte verim fazla, yem tüketimi fazla, ilaç tüketimi fazla. Bu sadece, bu aslında tercih değil, zaruri bir durum. Arz talep dengesini koruma amacıyla arkadaşlar yapılan bir şey bu. Evet, 15. Orman alanlarını korumak için karma ağaç dikmek doğru. Orman içi yollar yapmak kesinlikle doğru. Hocam orman içine yol mu olur? İtfaiye geldi, ağaçlar, yangın var. Nasıl geçecek? Orman içi yol yapmak doğru. Ormanların içine havaalanı yapmıyoruz. Yol yapıyoruz. Mesire alanlarını sınırlamak, yani piknik alanlarını ortadan kaldırmak değil ama sınırlamak bunlar doğru. Cevap Edirne arkadaşlar. Evet 16. sorudayız arkadaşlar. Yukarıdaki artı numaralı alanların hangisinde Türkiye'nin en büyük kargo havalanı vardır? Türkiye'nin en büyük kargo havaalanı Urfa arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kargo havaalanı Urfa arkadaşlar. E, KKTC'ye su taşıma projesi olan can suyu, barış suyu için Anadolu'da inşa edilen baraj hangisi? Arkadaşlar KKTC'ye su taşıma projesi olan Can Suyu şöyle söyleyeyim size. Anadolu'da Dragon Çayı'nı getirmişler. Ala Köprü Barajı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki barajın adı da Geçitköy Barajı. Şöyle geliyor su. Bizdeki barajın adı Ala Köprü Barajı. Bak Anadolu'da sormuş. Ala Köprü KKTC'de inşa edilen barajı sorsaydı o da Geçitköy olacaktı. Cevap Bursa. Evet 18 Türkiye'de maden taşımacılığında ön sırada olan ulaşım sistemi hangisidir demiş. Türkiye'de madenleri biz daha çok ne ile taşıyoruz? Hadi söyle artık ne ile? Demir yoluyla arkadaşlar. Karayoluyla yük ve yolcu da birinci. Meyve sebze taşımacılığında da birinci. Hava yolu turizm de birinci. Deniz yolu ihracatta ithalatta birinci. Yük taşımacılığında en ucuz olduğu için boru hatlarıyla da sıvı yakıt ve su taşıyoruz. Özellikle sıvı yakıt taşıyoruz arkadaşlar. İkinci denemede görüşmek üzere gençler.